Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 3. ünitemizin gramatik konularına göz atacağız. Şimdi 3. ünitemizin adı neydi? Movies. Dil bilgisi konularımızdan başlayalım. Evet, grammar, imperative. Şimdi emir cümleleridir imperatifler. Nasıl yapıyoruz biz bunları İngilizce'de? 1. Emir cümlelerinde imperatives özne yoktur ve fiil herhangi bir ek almaz. Close the door. Kapıyı kapat. Come here. Buraya gel. Stand up. Ayağa kalk. Gördüğünüz gibi hiçbirinde özne yok ve fiilimiz hiçbir ek almıyor. Tamamen emire yönelik. Türkçede de buraya gel, ayağa kalk, kitabı getir deriz ya. İngilizce'de de bu şekilde yapıyoruz. Önce fiilimiz geliyor, daha sonra nesne ve bu emir cümlesi oluyor. Fiil de hiçbir ek almıyor. İkinci formunu izliyoruz. Şimdi iki deneniyor. Emir cümlelerini olumsuz cümle yapmak için fiilin başına don't eklenir. Don't close the door. Kapıyı kapatma. Don't come here. Buraya gelme. Don't stand up. Ayağa kalkma. Evet. İkinci formu. Fiilden önce don't geliyor. Do not kısaltılmış halidir don't aynı zamanda. Don't close the door dedik. Türkçede de kapıyı kapatma, buraya gelme, çeşmeyi kapatma. Yani nedir? Olumsuzluk ekidir. Başına don't gelir. İngilizce'de de bu şekilde yapıyoruz. Ve fiilimiz yine hiçbir ek almıyor. Üçe bakalım. Üçte ne diyor? Emir cümlelerinde ifadeyi yumuşatmak, daha kibar hale getirmek için please sözcüğü kullanılır. Şimdi biz İngilizce'de please'i de kullanıyoruz aynı zamanda. Peki nasıl? Örneklerimizde bakalım. Please close the door. Lütfen kapıyı kapatın. Please come here. Lütfen buraya gelin. Please stand up. Lütfen ayağa kalkın. Şimdi cümlenin başında please'i gördüğümüz için bu daha kibar halde emir veriyor. Lütfen buraya gelin, lütfen ayağa kalkın, lütfen oturun gibi. Please de cümlenin başına gelince yine ne oldu? Emir cümlesi yaptık. Daha kibar hale getiriyoruz sadece. Şimdi B bölümüne bakalım. B bölümüne bakıyoruz. Ordinal numbers. Ordinal numbers'lar sıra sayılarında ordinal numbers sayıların sonuna st, nd, rd veya th eklenir. Peki biz bunları nasıl yapıyoruz sıra sayılarında? Gördüğünüz gibi birin üstünde st var yani first. Daha sonra ikinin üstünde nd var second diyoruz. Şu nd'yi görüyorsunuz. Üçün üstünde yine rd var third. Dördün üstünde TH var. Fourth. Beşin üstünde yine TH var. Fifth. Altının üstünde TH var. Sixth. Yedinin üstünde yine TH var. Seventh. Sekizin üstünde TH var. Eighth. Dokuzun üstünde yine TH var. Ninth. Onun üstündeki TH tenth diyoruz. Evet. 11'e bakalım. Eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth ve twentieth dedik. Hepsinin üstünde şurada T var. Fakat first, second, third de gördüğünüz gibi farklıydı. Devam edelim. 21'e bakalım. Twenty-first, 21, 22, 20 yani 22. diyoruz aslında biz buna. 22nd, 23. 23rd, 24. 24th, 31. 31st, 32. 32nd, 41. 41st, 42.
40 second. Gördüğünüz gibi yine first, second, third karşımıza çıkıyor. Farklı örneklerle zenginleştirdik bunları. Ne dedik ordinal numbers'ta, sıra sayılarında? Sayıların sonuna st, nd, rd veya th ekleyerek yapıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve şurada 24. 31. 32. 41. 42. sıra sayılarıdır ordinal numbers'lar. İngilizce'de biz bunları bu şekilde yapıyoruz. Ve sonlarına zaten th geliyor. Bunların şu şekilde. Daha sonra yine first, second, third'den yola çıkarak tamamlamış bulunuyoruz. C bölümüne bakalım. Evet. Telling the date. Tarihi söyleme. Mike ve Jane arasında bir diyalog var. Mike ne diyor? What is the date today? Bugünün tarihi ne diyor? Jane, it's June. Ne demiş? Gördüğünüz gibi 18'e bakalım. 18th. 2015 demiş. Evet. Şimdi bakalım. Bu tarihimizi nasıl söyleyeceğiz? June the 18th, 2015. Yani 2015 aylardan hangi ay? June. Haziran'ın 18'i, tarih 2015. June the 18th, 2015. May the 1st, ne demiş? 2012. May the 1st, 2012. Yani 1 Mayıs 2012 diyoruz. Daha sonra şu tarihimizi nasıl söyleyeceğiz? February. February the 28th, 1995 dedik. Yani 28 Şubat 1995. August 7th. August the 7th, 1865. Ağustos'un 17'si. Bu şekilde söylüyoruz. Dikkat ediyoruz. Tarihi nasıl sorduk? What is the date today? Bugünün tarihi ne dedik? Ve bu şekilde cevaplıyoruz. Dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde cevaplıyoruz. Tarihleri doğru söylemek istiyorsak rakamların söylenişini bilmemiz gerekiyor. Bu konuya hakim olmamız gerekiyor. Ayları, günleri bilmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Evet, D bölümüne bakalım. D bölümünde karşımıza ne çıktı? And, but, because ve so. Şimdi bağlaçlar karşımıza çıktı. Bakalım. And ve, but, fakat, because, çünkü ve so, bu yüzden cümleleri birleştiren bağlaçlardır. And, but ve so bağlaçlarından önce virgül kullanılabilir. Because bağlacından önce virgül kullanılmaz. Dipnot, because'dan önce kesinlikle bir virgül kullanılmıyor. Bakalım örneklerle inceleyelim. There is a cinema on the street and there is a theater. Bu cadde üzerinde bir sinema var ve bir tiyatro var dedik. Şimdi cümleyi inceleyelim. There is a cinema on the street. Virgül geldi. Daha sonra and geldi. There is a theater. İki cümleyi birbirine and ile bağladı. Unutmuyoruz. And'den önce virgül gelebiliyor. Diğer örneğe bakalım. There is a cinema on the street. Virgül. But there isn't a theater. Ne diyor bu cümlede? Bu cadde üzerinde bir sinema var ama bir tiyatro yok dedik. Cümleyi incelersek eğer but'tan önce yine virgül geldi. But neydi anlamı? Fakat ama iki cümleyi birbirine but'la bağladık. Bir taraf olumlu, bir taraf olumsuz oldu. Devam ediyoruz. The street is popular with young people because there is a cinema and a concert hall on it. Ne dedi burada?
Bu cadde gençler arasında popüler çünkü üzerinde bir sinema ve bir konser salonu var dedi. Cümleyi inceleyelim. The street is popular with young people because dedi. Cümleyi because'la bağladı. Dikkat ederseniz because'dan önce virgül gelmedi. Kuraldır. There is a cinema and a concert hall on it. Evet, cümleyi çünkü ile bağladı. Sonraki örneğimizi inceleyelim. There is a cinema and a concert hall on this street, virgül. So it is popular with young people. Bu cadde üzerinde bir sinema ve konser salonu var. Bu yüzden gençler arasında popüler dedi. Popülerdir dedik. Neyle bağladı cümleyi? So ile bağladı ve so'dan önce virgül geldi. Tekrar anlamlarına bakıyoruz. And ve demekti. But, fakat demekti. Because, çünkü. So, bu yüzden. Ve cümleleri bu şekilde birbirine bağladık. Dipnot olarak ne vardı elimizde? Because'dan önce virgül gelmiyordu. Fakat diğerlerinde virgül geliyordu. Ve aynı zamanda zamanlara da hakim olmamız gerekiyor. Şimdi E bölümüne bakalım. E bölümünde ne çıktı karşımıza? Plural nouns'lar. Evet, birinci bölüme bakalım. Bir de ne dedi? İsimleri çoğul yaparken çoğunun sonuna S eklenir. Nasıl? Toy, toys. Student, students. Book, books. Teacher, teachers. Pencil, pencils. Desk, desks. Gördüğünüz gibi ne dedi? Oyuncak, öğrenci, kitap, öğretmen, değil mi? Kalem. Bunlardan bahsetti ve sonuna s takısı geldi. Ve biz bunu plural nouns yaptık. Yani çoğul isim yapmış olduk. İkiye bakalım. S, 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 H, C, H ve X ile biten isimlerin sonuna S eklenir. Burada neye dikkat ediyoruz? Çoğul yaparken kesinlikle isim olacak. Herhangi bir fiile gelmez çünkü. Evet, dikkat ediyoruz. Şimdi, match, matches. Bush, bushes. Box, boxes. Bus, buses. Kiss, kisses. Watch, watches. Evet. Kutu, kutular. Otobüs, otobüsler. Hepsi isimdir. Devam edelim. 3'e bakıyoruz. 3'te ne diyor? İsmin sonunda sessiz harf artı y olduğunda y düşer ve kelimenin sonuna is eklenir. Bakalım. A ferry, a city, two ferries, two cities. Y ile bittiği için sonları çoğul yaptığımız için y'ler düşecek. Daha sonra is eklenecek. Bu da dil bilgisi kuralıdır. Aynı zamanda kalıplaşmıştır. Ve dörde bakıyoruz. Nasıl çoğul isim yapıyoruz? Dördüncü maddemiz ne? F parantez içerisinde e ile biten isimlerin sonuna s ve es eklenir. Nasıl? Knife, knives. Thief, thieves. Leave, leaves gibi. Bu da aynı zamanda kuraldır. Beşe geçiyorum. Sıkça kullanılan düzensiz çoğul isimler şunlardır. Women, woman. A harfi E'ye dönüştü. Kadın, kadınlar. Bunlar düzensizdir çünkü içerisindeki harfler değişiyor. Men, men. Adam, adamlar. Yine A, E oldu. E olanlar çoğul. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. Person, people. Kişi, kişiler dedik. Child, children, çocuk, çocuklar. Foot, feet, ayak, ayaklar. Çoğul hali bu şekilde oluyor. Tooth, teeth, diş ve dişler. Dediğim gibi e olanlar çoğul oluyordu. Bunlar da bizim düzensiz isimlerimizdir. Nasıl çoğul yaptık? Bu şekilde. Sizler de yazarak çalışabilirsiniz bunları. Daha sonra...
Evet, F bölümünde countable and uncountable nouns, yani sayılabilen ve sayılamayan isimler karşımıza çıkıyor. Bakalım. Genel olarak sıvılar, gazlar ve belirli bir şekli olmayan şeyler sayılamaz dedik. Sayılamayan isimlerin çoğulu olmaz diyoruz. Nasıl oluyor? Sık kullanılan sayılamayan isimler nelerdir? Örneğin sıvılara bakalım. Water, coffee, tea, milk, coke, su, kahve, süt, çay, kola. Bunlar sık kullanılan sayılamayan isimler arasındadır ve sıvıdır. Gazlara bakıyoruz. Air, oksijen, stream, hava, oksijen, buhar, gazdır. Belirli bir şekli olmayan şeyler. Nasıl? Ne demek istemiş burada? Fat, ice, toothpaste, butter, cheese, meat, yani et, peynir, tereyağı, şişman, buz, belirli bir şekli olmayan şeyler de sayılamayanlar arasına giriyor. Peki, parçacık halindeki şeylere bakalım. Salt, sugar, flour ve rice. Ne dedi? Tuz, şeker, un ve pirinç. Bunlar küçük parçacık halinde olduğu için uncountable grubuna giriyor. Yani sayılamayan isimlerdir. Peki dillere bakalım. Turkish, English, German, Spanish, Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca. Bunlar da yine sayılamaz. Diller sayılamaz sevgili öğrenciler. Bilim dallarına bakıyoruz. Physics, chemistry, maths. Fizik, kimya, matematik. Bunlar da yine sayılamayanlar arasında, sayılamayan isimler arasında. Spor dalları, futbol, basketbol, athletics, tenis. Futbol, basketbol, atletizm ve tenisten bahsetmiş. Soyut duygu ve düşüncelere bakıyoruz. Love, knowledge, information, happiness. Yani aşk, bilgilendirme, değil mi? Ya da mutluluk, soyut kavramlarda yine sayılamayan isimler içerisinde yer alır. Diğer sayılamayan isimlere bakalım. Money, music, news ve work, yani para, müzik, haberler, iş, bunlar da sayılamayan isimler arasındadır. Ve devam ediyoruz. Quantifiers, miktar bildiren sözcüklerin G bölümü. Bazıları yalnızca sayılamayan isimlerle, bazıları da yalnızca sayılabilen isimlerle, bazıları ise hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Nasıl? Yalnızca sayılabilen isimlerle kullanılan nelerdir? Many, çok. A few, birkaç. 2. Yalnızca sayılamayan isimlerle kullanılanlar nelerdir? Much, çok. A little, biraz. Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılanlar nelerdir? A lot of, birçok, bir sürü, some, birkaç, bazı, all, tüm, mesela all of them diyoruz ya, enough, yeterince, any, hiç, herhangi, no, hiç demektir. Dörde bakalım. Some, birkaç, bazı, olumlu cümlelerde, any, hiç, herhangi ise olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır. I have some questions. You don't have any questions. Do they have any questions? Dedi. Beşe bakalım. No, hiç. Cümleyi olumsuz yapar. No artı isim kullanılan cümlede not kullanmaya gerek yoktur. Çünkü zaten olumsuzluk anlamı katıyor. They have no projects. They don't have any projects. Aynı anlama denk geliyor. We don't have any time. Hiç vaktimiz yok. We have no time ya da vaktimiz yok. Bu şekilde de çevirebiliriz cümleye. Evet, like ve dislike'a bakalım. Hoşlanılan şeyler ve hoşlanılmayan şeyler. Bir, hoşlanılan şeylerden söz ederken like, love, enjoy fiilleri kullanılır. I like classical music. Klasik müzik severim. She loves Italian food. O İtalyan yiyeceklerini sever diyor. They enjoy British films. Onlar İngiliz filmlerini severler anlamında.
Evet, unutmayın like, love ve enjoy. 2. Hoşlanılmayan şeylerden söz ederken dislike, hate, don't ya da doesn't like fiilleri kullanılıyor. Nasıl? I dislike ya da I hate ya da I don't like pop music. He dislikes, hates, doesn't like French food. We dislike, hate, don't like Indian films. Biz Hint filmlerini sevmeyiz. Bunu da kullanabiliriz. Bunu da, bunu da. Üçü de aynı anlamı katıyor. Üçe bakalım. Yapmaktan hoşlanılmayan, yapmaktan hoşlanılan eylemlerden söz ederken like, love, enjoy doing yapısını kullanıyoruz. I like ya da I love ya da I enjoy shopping for clothes. Kıyafet alışverişini severim. She likes ya da she loves ya da she enjoys talking on the phone. O telefonda konuşmayı sever. You like, you love ya da you enjoy driving at night. Gece araba sürmeyi sever dedik. Dörde bakalım. Dörtte ne diyor? Yapmaktan hoşlanılmayan eylemlerden söz ederken dislike, hate, don't like, doing yapısını kullanıyoruz. I dislike, I hate ya da I don't like shopping for food. He dislikes, hates ya da he doesn't like messaging on WhatsApp. WhatsApp üzerinden mesajlaşmaktan hoşlanmaz. We dislike, hate ya da we don't like riding a bike on rainy days. Yağmurlu günlerde bisiklet sürmeyi sevmeyiz. Beşe bakalım. Yapmaktan hoşlanılan veya hoşlanılmayan şeylerle ilgili soru sorulurken do you like doing sorusunu kullanıyoruz. En başa geliyor çünkü soru yapıyoruz. Do you like shopping in big malls? Do you like writing emails? Do you like riding a bike on sunny days? What do you like doing? What do you like doing at the weekend? What do you like doing in your free time? Ne dedi burada? Önce do ile başladı. Büyük alışveriş merkezlerinde alışveriş yapmaktan hoşlanır mısın? Burada da mail yazmaktan hoşlanır mısın? Burada da güneşli günlerde bisiklete binmekten hoşlanır mısın diyor. Peki altta neyle ilgili sordu? Double H question'la ilgili. Double H question geldi. Daha sonra do yapısını kullandı. Ne yapmaktan hoşlanırsın? Burada ne dedi? Hafta sonu ne yapmaktan hoşlanırsın? Yine aynı zamanda burada ne dedi? Boş zamanlarda ne yapmaktan hoşlanırsın dedi. Evet. Expressing opinions, kişi, durum, kitap, film, performansla ilgili olarak yorum yaparken şu ifadeleri de kullanıyoruz. I think, sanırım. I believe, inanıyorum ki. I suppose, sanırım. I guess, tahmin ediyorum ki. If you ask me, bana sorarsan. Personally ya da I think, şahsen ben diye düşünüyorum. I hope, umarım. Burada da cümlelerimiz var, cümle kurmuşlar. I think he is a good man. I believe she is a great athlete. I suppose they have no chance. I guess he is over 30. If you ask me, everyone must read this book. Personally, I think he is not very honest. I hope this movie is better than the first one. Evet. Making suggestions'lar da burada bize önerilerde bulunuyor. Öneride bulunmak için kullanılabilecek bazı ifadeler şunlardır dedi. Let's go out tonight. Bu akşam dışarı çıkalım. Why don't we go to the cinema tonight? Neden bu akşam sinemaya gitmiyoruz? Ve how ya da what about eating out tonight? Bu akşam dışarıda yemeğe ne dersin diyor.